Merhaba arkadaşlar. Bugün Toyota Kültür kitabını inceleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Kalın ve ağır bir kitap. Doğruyu söylemek gerekirse ağır bir dili var kitabın. Ama kitap okurken birçok şey katıyor insana. Ne gibi? Yönetim açısından farklı gözle bakmayı öğretiyor size. Yani geleneksel yönetimin de artıları olduğunu, geleneksel yönetimle yapılan şeylerin hangi açıdan baktığımız zaman doğru olduğunu gösteriyor. Kitabın içinde adı üstünde kültür, yani çok fazla teknikler yok. Yani Toyota şu tekniği uyguladı, başarılı oldu, bu tekniği uyguladı gibi sayısal özellikle üretim anlamında teknikler yok ama insan kaynakları anlamında, işte liderlik anlamında, yönetim anlamında, pazarlama anlamında uyguladığı birçok teknikten bahsediyor. Tabi üretime dair de teknikler var ama çok ayrıntılı değil. Kitap güzel bir kitap. Bunun yanı sıra Türkiye'de biz okurlarına farklı bakış açıları kazandıracak bir kitap. Neden? Ya biz sadece işte bir fabrikayı dönüştüreceksek işte tekniklere odaklanıyoruz. Piyasada hep teknikleri öğreten insanlar var şu anda. Biraz daha kitabımızda kültür üzerine yoğunlaşılmış. Yani Japonya'daki Toyota, işte Amerika'daki Toyota, kitap biraz daha Amerika'daki Toyota üzerinden ilerliyor. Yani kültür üzerinden birçok şey anlatmışlar. Birkaç başlığına bakalım isterseniz. Hangi başlıklar var kitabımızda? Toyota'nın DNA'sı kültüründe yatar. İlk başlığımız bu, ilk girişimiz. İşte yetkin ve yetenekli insanları geliştirmek diye bir başlığımız var. İnsan kaynaklarına verilen değerden bahsediyor. Hemen bir bölüm daha. Hizmetkar liderlik bölümü var. Temiz ve güvenli iş yeri diye bir bölümü var. Yani bir bölüm buraya ayırmışlar. İnsan destekleme süreçleri diye bir bölüm var. Yani baktığımız zaman hep insan üzerine bölümler. İşte bağlılık ve istikrarlı istihdam için araçlar. Yani en ufak bir krizde insanları çıkaracak bir şekilde değil de bağlı, hem şirket çalışanına bağlı hem çalışan şirketine bağlı. Nasıl böyle bir şey yapabiliriz? Üzerine bir bölüm. Yalın kültür geliştirmeyi Toyota'dan öğrenmek diye bir son bölümü var. Genişçe bir bölüm. İşte Toyota satış kısmından bahsediyor. Uzun vadeli ortak refah için kalite, insan kültürümüzü geliştirmek diye bir bölümü var. Yani hep insan üzerine odaklanmış sistem. Yani insanı geliştireyim ki sistem gelişsin. Ve o kadar ayrıntılı noktalara değinmiş ki yani okumadığımız zaman çok şey kaybederiz. Yani özellikle endüstri mühendisleri için yönetimsel anlamda çalışacaklarından dolayı böyle söylüyorum. Başucu kitabı yapılması gerekir. Yani raflarımızda durmalı. 6 ayda en azından bir defa açıp 3-5 bölüm okumak gerekiyor. Ya kendimizle ilgili bölümleri sık sık okumamız gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Bugün Toyota kültür kitabını inceledik. Jeffrey Licker ve Michael Hoseus'un yazmış olduğu bir kitap. Okumanızı öneririm. İlla mühendis olmanıza gerek yok. Yönetici olan herkesin okuması gerekir. Onun dışında farklı ilgi alanları olan insanların da okuması tabii ki onlara bir şeyler katacaktır. Yani keşke ülkede herkesin okuyacağı bir kitap diyebilsek. Yani farklı bakış açıları kazandıran bir kitap, okumanızı tavsiye ederim.